Sakarya Üniversitesi öğrenci sayısı 100 binlere dayandı ve bu 100 binlere dayanan ilim ve irfan yuvamızın rektörlüğünü ikinci kez Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas hocamız göreve geldi. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi efendim müthiş bir büyümeyle 100 binlere dayandık. Artık Sakarya Üniversitesi hem öğrenci sayısı hem yaptığı eğitimde, araştırmada, diğer projelerdeki çalışmalarıyla örnek ve model olmaya devam etmektedir. Bu dönem bunları daha da artırarak devam ettirecektir. Yeni dönemimizin ilk toplantısı Uluslararası Yükseköğretim Kalite ve Akreditasyon toplantısıydı. Evet. Dolayısıyla bu konuları da bugün, yarın üniversitemizde bu da bir birlikte cereyan eden bir husus oldu. O bakımdan biz üniversitemizin geleceğine bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla yol alıp yolumuza devam edeceğiz. Evet, efendim dediğimiz gibi acaba önümüzdeki yıllarda 100 bin öğrenci sayısını aşacağız mı? Evet, yani öğrenci sayısı üniversitemizde hızla artmakta. Yani öğrenci sayısı artık buralarda biraz durmamız gerektiğine de inanıyorum. Hani çok fazla öğrenci sayısının da üniversitemizin artık ikinci bir üniversite mi olur? Başka şeylerle, organizasyonlarla bence bunların beslenmesi gerekir. Vakıf üniversitesi olabilir. Şu anda bildiğimiz kadarıyla bu tür çalışmalar var. Sayın Bakanımızla çalışıyor milletvekillerimiz. Buralarda yol alınca Sakarya, çünkü konumu itibariyle gerçekten çok güzel bir konumu olan, bölgesel konumu da çok güzel. Öğrenci için çok harika bir atmosfer var. Dolayısıyla buraların bir üniversite eğitim şehri olmasında bir mani hiçbir durum da yoktur. Evet efendim, zaten sohbetimizde ben soracaktım ikinci üniversite ne alemde çalışmalar, evet, diye. Cevabını verdiniz. Sakarya'ya güzel bir müjde. Değerli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas ikinci üniversite hakkında çalışmalar olduğunu söyledi. Çok mutlu olduk efendim Sakarya olarak. Efendim ikinci görev yılınız hayırlı olsun. Evet. Sağ elinize sağlık. Tekrar ben burada size de çok teşekkür ederim. Her fırsatta bizim görüşlerimizi ifade etme şansı veriyorsunuz bize. Şimdi Türkiye'de tabii üniversitelerde rektörlük seçimleri, rektörlük seçim dönemleri çok hem üniversite içinde hem dışında aslında istenmeyen atmosferlerin de yaşandığı bir dönem olur. Ancak burada biz her zaman söylüyoruz, yani üniversiteler bunu kendi yaptıklarıyla, kendi eylemleriyle bu süreçleri çok rahat ve çok demokratik bir şekilde ve üniversite adına yakışır bir şekilde yürütebilir. Sakarya Üniversitesi hem öğretim üyeleri, hem Sakarya halkı, hem Sakarya'daki diğer paydaşlarımızın bu konuda yürüttüğü bu süreçte çok takdire şayandır. O bakımdan ben herkese teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen bu kuruluşlara, atanma sürecinde de destekleyen YÖK'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kadar geniş bir destek bizi Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, milletvekillerimize, valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, SATSO Başkanımız, o her zaman ortak çalıştığımız bir kurum, diğer sivil toplum, yani böyle bir destek bizi daha çok çalışmaya itmekte ve daha çok sorumluluk yüklemekte. Bu sorumluluğun, bu desteğin hakkını vermeye çalışacağız biz de bu dönemde inşallah. Kim insanları, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Üniversitemizi daha ileri taşıyacağız hep birlikte. Çok teşekkür ederim.